Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Çocuk Atölyesi programına hoş geldiniz. Yine bir aradayız. Yine güzellikleri paylaşacağız. Yine kıpır. Her zaman olduğu gibi yine buradayız. Ama ben bu sefer biraz değişiklik yaptım. Hayırdır Kıpırcığım? Dışarıda Rifo abla güneşler başladı. Güneşler başladı. Evet. Hı. Benim de gözümü alıyor diye Hı. bizim yakışıklı, karizmatik, Hı. bir o kadar da çok sevimli olan teknik yönetmen abim Emre abim gözlüğünü bana hediye etti. Hediye etti tamam ama dışarıda güneşte tak bari Kıpırcığım. Ben de yeni olduğu için dışarıda da içeride de takayım diye böyle takmıştım. Peki bir süre diyorsun ki yeni madem hani sürekli kullanayım gözlüğü. Evet ama nasıl yakışmış değil mi? Poz vereyim şöyle. Bir poz ver öyle bayağı ya, değişmişsin. Nasıl sadece. Arkadaşlar yakışmış mı? Çok Peki. güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam Kıpırcığım. Sen rahatsan böyle sorun değil. Anlaştık Arif ablacığım. Ben biraz... görebiliyorum sizi. Çok güzel görüyorum. Tamam. O da tamamsa hiç sorun değil o zaman. Bakayım ben senin gözünü görebiliyor muyum? Birazcık. Çok karanlık böyle. Peki nereye baktığını nasıl anlayacağım ben Kıpır seninle konuşurken? Ay doğru söylüyorsunuz. ben ama böyle size bakıyorum sadece Arif tamam, ablacığım. Tamam Kıpırcığım sen biraz kullan bakalım gözlüğü tamam mı? Tamam, sonra anlaştık. Baktık ki olmadı ona göre tekrar konuşuruz. Tamam Arif ablacığım. Peki Kıpır dikkatimizi çekti hemen arkadaşlar yayının başında. Evet çocuk atölyesi programına başladık. Öğretmenlerimizle arkadaşlarımızla Kıpır'ımızla birlikte ve de tabii ki çalışmalarımızla birlikte. Çalışmalarımızı da başlatacağız birazcık sonra öğretmenlerimizden bilgi aldıktan sonra. Büşra öğretmenimizin masasında raf görüyoruz değil mi Büşra evet, öğretmenim? Ne yapacağız, ne işe yarayacak ve nasıl çalışacağız onu? Biz bugün oyun rafı yapacağız öğretmenim. Bu oyun rafında evcilik köşesi gibi aslında. 3 tane bölümüm var, mutfağım var, salonum var, odam var. Bunları tam bu koyduğum raflarda bebeklerimiz için oyuncaklarımızı koyarak asıl tamamlama gibi bir şey. Hı hı. Oyun tamamlama. Yani biz her raftaki resimlere göre evet. oyuncaklarımızı oraya yerleştireceğiz evet. ve oyunumuzu ona göre oynayacağız. Evet, evet. En üst kattaki rafta mutfak var. Evet. Oraya mutfak oyuncak, mutfak eşyalarımızı Evet. Değil mi? Evet. Yerleştireceğiz ve orada onlarla oynayacağız. Bir alt katta oturma odası derken böyle hangi katta ne varsa evet. ona göre malzemelerimizi yerleştireceğiz. Evet. Peki, aynını mı yapacağız? Benzerini mi çalışacağız? Daha başka figürlerle çalışacağız. Şöyle çok şirin bebekler var öğretmenim. Hı hı. Yine 3 raflı yapacağız ama şöyle 2 tane bebek ve 1 tane de mutfak yapacağız. Daha farklı olsun diye. Peki birazcık oramalarını değişik. Arkadaşım yapacak ben de yapıştırmalarını yapacağım. Çok kolay bir etkinlik ve çok az malzemeli olan bir etkinlik. Hı hı. Bakalım inşallah bitecek hemen. İnşallah hadi bakalım. Oyun rafı çalışıyoruz. Evet. Biz bunu odamızda bir yere asıyoruz ve oynarken her rafa göre, oradaki resme göre oyuncaklarımızı oraya yerleştiriyoruz ve oynuyoruz. Çok eğlenceli görünüyor arkadaşlar. Çalışması da yine çok zor değil gibi. Püf noktaları vardır mutlaka. Evet. Öğretmenimiz onları anlatacak, biz de çalışacağız. Yani bugün biz Büşra öğretmenimizle oyun rafı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Programda onu yapacağız. Arzu ederseniz siz de bulunduğunuz yerlerde katılacaksınız. Siz de orada bu çalışmayı yapacaksınız. Hem eğleneceğiz hem yine elimizdeki malzemeleri değerlendireceğiz. Mukavva lazım herhalde bolca. Evet mukavvaya ve böyle çıktılar. İsterlerse kendileri çizebilirler öğretmenim. Biz böyle çıktı aldık, boyadık. Ya bu resim boyaları. Lazım yani evet. hazır resim evet. ya da kendileri çizebilecekler evet, arkadaşlar. Evet ben mukavvayı boyadım ama isterlerse karton ya da grafon kağıdıyla da sarabilirler. Hiç fark etmez. Fark etmez. Evet. Çok şirin görünüyor. Çalışılması kolay. Birlikte evet. çalışması çok daha eğlenceli evet, inşallah. Evet. Biraz sonra başlayalım. Yardımcınız da hazır zaten. Evet. Seviyor musun evcilik oynamayı? Tam evcilik oynamalık bir çalışma değil mi? Evet. Peki beraber çalışacaksınız. Odanda onu asıp oyun oynamayı düşünüyorsun herhalde. Evet. Peki ama yayının sonuna kadar biraz gayretli ve hızlı çalışmak gerekecek. Bunun için hazır mısın? Evet. Haydi bakalım size şimdiden kolay gelsin. Boyamaya isterseniz başlayın. Tamam. Çünkü bayağı var boyamanız. Ondan evet. sonraki kısımları bize de anlatarak devam ederiz. Tamam. Anlaştık. Şeyma öğretmenim. Şeyma öğretmenimiz bir farklılık yapmış evet. Ve kekler hazırlamış gelmiş ama sadece kek değil, bir de... Biz bugün Arif Hocam oltada kek yapacağız.
oltaya takılmış o kekler. Evet, peki. Şöyle göstereyim. Bu balığımızın arkasında bir yazı yazıyor. Kıpır, ay, okuyabiliyor musun? Ay, bakayım şöyle. Kıpır beni. Yeme mi? Hayır. Ye mi? Ye diyor. Balık diyor ki kıpır beni ye diyor. Kıpır beni ye diyor. O zaman ben hemen şöyle bir hop diye bir alta atayım oraya. Ondan sonra pırır diye içeri çekeyim. Bana doğru gelsin o. Gelsin mi? Gelsin. Ona göre hazırlamış öğretmenimiz, evet, zaten. Öğretmenim çok teşekkürler. Ve özel günlerimizde gelen arkadaşlarımızın isimlerine özel yaptığımız zaman çok güzel bir çalışma. Hatta bu oltamızı da kitap ayracı olarak da kullanılabilirler. Hı-hı. Bu şekilde. Çok sevimli. İki şekilde de kullanılabilir. Evet. Kekleri yedikten sonra kitap ayracı şeklinde de çevirebiliriz. Olabilir. Notlar yazıyor, tamam, balıkların arkasında. Evet. Özelliği bu. Evet. İnceli cuma günlerinde hadis de yazabiliriz. Evet. Hediye edebiliriz. Evet. Böyle güzel, gayet bir güzel oltada kekimiz olacak. Peki, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hazır mısın çalışmaya? Evet. Hazırsın. Şu mikrofonu verelim bakalım, ne kadar hazırsın. Adını duyalım mı önce bir senin? Benim adım Esma Nur Pehlivan'da. Esma Nur, çok mu heyecanlısın? Evet. Peki, çalışma yapacağın için mi heyecanlısın, canlı yayında olduğun için mi heyecanlısın? Ya, halbuki canlı yayında birkaç kez daha çıkmıştım. Ama yine de? Biraz heyecan var. Tecrübelisin yani, öyle mi diyorsun? Evet Kıpır. Ay canım benim, şimdi ben de bazen böyle heyecanlanıyorum. Kalbim nasıl atıyor biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Evet. Böyle yapıyor sanki güm 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 güm. Sanki davul çalıyorlar kalbimde. Esma Nur'un da biraz öyle herhalde. Evet. Evet, peki. Heyecan azalacak biraz sonra. Güzel bir çalışma yapacaksınız. Eğlenceli bir çalışma yapacaksınız. Sen peki normalde mutfakta yardımcı oluyor musun? Annene özellikle. Evet. Anneme pasta, kek yaparken yardım ediyorum. Gerçekten mi? Kek, evet, yapmayı biliyor musun? Yani kek yapmayı biliyorum. Gördüğün kadarıyla kekin nasıl yapıldığını bize biraz sonra anlatır mısın? Hatırladığın, evet, kadarıyla annen yaparken hani izliyorsun ya. Tamam, bakalım aklında neler kalmış? Tam olarak doğru bir kek yapımı kalmış mı aklında, yoksa eksikler var mı bakalım, olur mu? Tamam da bazı malzemelerini ben unutuyorum. Olsun, zaten hani öylesine sohbet edeceğiz. Tamam. Hani hangileri kalmış aklında? En çok belirgin olanlar hangileri olmuş annen keki yaparken, onu merak ediyorum. Onun için konuşacağız, tamam mı? Tamam. Eksikleri mutlaka olacak ki çok normal. Şimdi orada çalışma başlamış, boyamalar başlamış. Mukavvamızı kendimiz boyuyoruz. Evet, evet. Baya baya boyama yapıyoruz. Evet. Peki, tamamen boyadıktan sonra resimleri yerleştireceğiz. Arkadaşım da resimleri boyuyor. Resimleri yerleştireceğiz ve daha sonra raflarımızı boyayacağız. Onları yapıştıracağız. Hı-hı. Sonra kurdeleyi daha çok sağlamlaştıracağız. Hı-hı. Ve etkinlik bitecek. Tamamlayacağız. Evet. Peki, hadi bakalım, kolay gelsin size. Teşekkür de. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sizleri de daha fazla bekletmeyelim. Telefon numaralarımızı ve Facebook adresimizi hatırlatalım. Telefonlarınızın yanına yaklaşın. İyice yakınında olun telefonlarınızın. Kıpır hatırlattığında da bizlere ulaşmaya çalışın. Kıpır bugün farklı biliyorsunuz. Gözlük yeni diye içeride de takmak istedi o gözlüğü. Aslında gözlüğü ödünç aldığı için büyük bir ihtimalle. Değil mi Kıpır? Ne kadar uzun süre takarsan o kadar iyidir diye. Şimdi Arif ablacığım, hediye geri alınır mı yani? Şimdi benim abim hediye gerçekten... Hediye mi, ödünç mü Kıpır? Hediye etti bana. Mi? Ya... Ödünç mü? Ödünç mü? Hediye mi? Hediye etti ama dedi ki, heh, ben sana vermek istiyorum, yeter ki sen benim adımı orada söyle dedi. Tamam, o ben zaman de dedim, senin Emre artık. Abi dedim işte, borcumu ödedim. Tamam, o zaman senin, eğer öyle dediyse hiç sorun yok. Peki, şimdi Kıpırcığım, telefon numaralarımız, Facebook adresimiz yine hatırlatacağız bizi izleyen arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız telefonlarının yanına geçtiler şu anda. Hatta kalem kağıt da alın arkadaşlar elinize. Biz telefon numaraları söylerken yazın, not alın, olmaz mı? Hep elinizin altında olsun. Çocuk Atölyesi programı diye de yazın. Telefon numaramızı hatırlatalım. Bir de Facebook adresimizi hatırlatalım. Tamam. Belki fotoğraflar göndermek isteyen arkadaşlarımız olur. Olur mu? Olur tabii ki Arif ablacığım. Haydi arkadaşlar, bakalım. Madem şimdi yine hazır bir şekilde duruyorsunuz, o zaman ben de gözlüklerimle numaraları çağırmak istiyorum. Siz de bana yardımcı olabilir misiniz acaba?
Tamam o zaman hep birlikte çağıralım. Bakın ben numaralar dediğimde siz de numaralar diyorsunuz. Anlaştık mı? Öyleyse 1, 2, 3 numaralar, numaracıklar. Ay ıslık çalamadım görüyor musunuz? Ama numaralarımız geldi. İşte numaralarımız 0312 295 83 33 0312 295 83 33. Arkadaşlar ayrıca bizim bir de Facebook sayfamız var. facebook.com/cocukatölyesitv. Evet yanlış duymadınız. facebook.com/cocukatölyesitv. İşte bu adresten bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı da beğenirseniz arkadaşlar bizi oradan takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi telefonlara sarılın ve bizi arayın, arayın, bizi arayın. Evet arkadaşlar seslerinizi duyacağız biraz sonra. Konuşacağız, sohbet edeceğiz sizlerle. Ve ne yapacağız? Burada yapılan şu anda hem öğretmenlerimizin hem arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayla alakalı soru soracağız. Soruya doğru cevap verdiğinizde de kitap yollayacağız armağan olarak. O nedenle de dikkatli izlemeniz gerekiyor. Öğretmenlerimiz ne yapıyorlar, ne anlatıyorlar, arkadaşlarımız neye yardımcı oluyorlar? Bunları bilirseniz zaten doğru cevabı bulursunuz. Sonrasında da o kitabı kazanmış olursunuz. Ama ben yine bilgileri tazeleyeceğim şimdi. Öğretmenlerimiz ne yapıyorlar bugün çocuk atölyesi programında? O bilgileri alacağım onlardan. Onlar tekrar etmiş olacaklar. Dolayısıyla şu ana kadar kaçırdıysanız şimdi tekrar öğrenmiş, tekrar duymuş olacaksınız. Burada bir harıl harıl görüyorsunuz boyamalar, çalışmalar var. Şimdi Büşra öğretmenimize tekrar soracağız. Ne yapıyoruz biz burada? Kat kat orada görüyorsunuz aslında ama tekrar bir hatırlatalım nasıl yapacağız, ne yapıyoruz diye. Sonrasında da Şeyma öğretmenimiz hem çalışıyor gördüğünüz gibi yine o masada da çalışma var. Hem çalışacaklar hem de onlar da anlatacaklar. Büşra öğretmenim, maviye boyadık mukavvayı. Evet. Burada da boyamalar yapıyoruz. Ne yaptığımızı tekrar hatırlatalım mı? Evet, biz bugün sadece mukavva ve A4 kağıt lardan oyun rafları yapıyoruz. Hı hı. Oyun oynarken hani böyle ortalığı fazla dağıtmayalım. Örneğin hani bütün mutfak eşyalarını toplayıp getiriyoruz ya. Hı hı. Öyle yapmayalım diye böyle küçük güzel bir etkinlik yapıyoruz. İsterlerse eğer oyun oynamak için kullanmazlarsa odaya asılıp hani bir rafına böyle küçük süs biblolar var ya öğretmenim. Hı hı. Onları koyup duvara da asabilirler. Yani istedikleri gibi kullanabilirler. Mutfağı yapabilirler annelerine özel bir tane. Hı hı. Peki oynayacağımız oyuncakları da aslında kendimiz yapabilir miyiz bazılarını en azından? Tabii evet. Evalardan tabak, bardak yapabiliriz, masa yapabiliriz. Tepsi yapabiliriz. Tepsi yapabiliriz, evet. İpler kullanarak yine bebekler oluşturabilir miyiz? Saçlarını kendimiz yaparız, tokalarını kendimiz evet. Yine kurdelalarla bağlasak, harika. Boncuklarla düğmeler yapsak, onları da çalışabiliriz. Her şey kendimize ait olmuş olur. Evet, eğer hani böyle çıktı almazlarsa hayallerindeki mutfağı yapabilirler, hı-hı, hayallerindeki bir oyun odası yapabilirler ya da kendi odalarını tasarlayabilirler. Güzel bir etkinlik, serbest bir çalışma aslında bu. Çok güzelmiş, çok güzel. Gerçekten de... Gözlerim böyle sanki biraz koyu görüyor güzelliğinden. Kıpır. İstersen kıpır gözlüğü çıkar sonra giderken yine takarsın. Tamam o zaman ben onu çıkartayım öyleyse. Hani zor görüyorsan diye diyorum dedin ya koyu görüyorum diye. Yani görüyorum da koyu gördüğüm için söyledim böyle bir an. Peki memnunsan sorun yok ama zorlanıyorsan ki burada kekler var görülmeye değer. Nasıl yani düşün. bir dakika. Şimdi o balıkların altında kekler mi vardı? Sen az önce o kekleri görmedin mi? Ay, ben de sadece balıkları görüyorum. Bir de beni yederken balıkları görmüştüm. Ay, gözlüğü çıkartın. Kimi Arif ablana alır yardımcı ol. Oğlum çünkü kekleri göremiyorum. Tamam Kıpırcığım, tamam sakin ol. Kek duyunca hemen o kadar heyecanlanmana gerek yok. Ay. O keklerin bir kısmı senin zaten. Arif abla. Efendim. Ben burada gözlükle kekleri görememişim. Ben hay de Allah. Burnuma bir koku geliyor ama hay bu balık Allah. Kokusu olamaz demiştim. Şeyma öğretmenim seni düşünerek yapmış o kekleri. Kıpır o kadar seviyor o kekleri diye. Sen nasıl unutursun? Şeyma öğretmenim. Evet efendim? Kekleri hazırlamış öğretmenim, sana. Çok teşekkürler. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok severim. Şimdi...
Öğretmenimiz keki de biraz süsleyecek, öyle anlıyorum evet. ben. Öyle mi? Evet, üzerine krem şanti dökeceğiz. Hı-hı. Biraz da şekerleme malzemelerinden kullanacağız. Hı-hı. Rengarenk süsleyeceğiz kekimizi. Peki, yani Kıpır sizi sevmekte haklı. Kıpır sadece kek değil, kreması da olacak. Süslü süslü lezzetli Aa. Kekler olacak. Çok da güzel olacak yani. Evet, çok da güzel olacak. Şimdi bakalım Esma Nur'la hani biraz önce konuşmuştuk ya. Esma Nur mutfakta annesine çok yardımcı oluyormuş. Kek pasta yapılırken özellikle de annesinin yanında bulunuyormuş. Kek yapılırken bakalım neler kalmış aklında. Annen kek yaparken neler katıyor bakalım? Ya kabartma tozu katıyor. Ya bir dakika yağ ile kabartma tozu mu katıyor? Kabartma tozu katıyor. O kabartıyor mu peki? Evet. Nasıl kalıbı katıyor. Peki böyle böyle kabarıyor mu böyle? Evet. Peki o kabartma tozundan biz de yersek kabarır mıyız? Bilmem. Yenmez değil mi? Kıpır. Herhalde doğru olmaz onu yemek. Değil mi? Yenmez. Çünkü o kabartma tozunu küçücük küçücük katıyor benim annem de. Evet, azıcık azıcık katıyor. Peki, kabartma tozu? Sonra işte içine birazcık süt katıyor. Evet. Sonra... Şeker katabilir mi tatlı evet. olsun diye? Evet. Evet. Tarifi birleştirdik. Yumurta, şeker, kabartma tozu, un. Söyledi Arif hocam, kabartma tozunu söyledi. Kek olmazsa olmazı evet. kekin değil mi? Kek kalıbı katmıyor ama değil mi kekin içine? Yok, keki katmıyor. Kalıbın içine katıyor. Evet. Peki hadi kolay gelsin bakalım sana. Bakalım burada ne olmuş? Perdeler boyanmış, dolap birazcık boyanmış. Mikrofonu sana vereyim mi? Sen konuşurken ben senin boyamana yardım edeyim mi? Mavi yapalım mı bir yere? Nereye mavi yapalım? Neydi acaba prensesin adı? İsmini bir söyle Kıpır önce bir ismini duysun. Ayşenur. Ayşenur. Şu kapakları mavi yapayım mı? Tamam. Kıpırcığım sen konuşabilirsin. Ayşenur. Ayşenurcığım. Mutfakta yardımcı oluyor mu annesine? Ben onu merak etmiştim. Tamam. Ayşenurcığım. Efendim. Sen de böyle annenle mutfakta yardım ediyor musun? Evet. Ne de mesela ne yapıyorsunuz? Sofrayı birlikte hazırlıyoruz. Nasıl yani? Böyle tabakları yerleştirirken mi? Evet. Ay peki tabakları böyle üst üste getirirken şıngır 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 diye sallanıyor mu? Evet. Dikkat etmek lazım değil mi? Evet. Ne yapıyorsun peki mesela masayı hazırlarken? Neden başlıyorsun? Neye doğru gidiyorsun kurarken? Tabakları koyuyorum. Sonra çatal, bıçak. Başka? Sonra bardak. Oo, peki yemeğe başladığın zaman ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, o zaman ben de seni alkışlıyorum. Gerçekten güzel bir cevap verdim. Peki harikasın yemekte Ayşe. Çok konuşuyor musun sen? Efendim? Yemekte böyle çok konuşuyor musun? Hayır. Neden konuşmuyorsun? Çünkü... Yemekte çok konuşulmaz değil mi? Biraz böyle yemeği yemek lazım güzel güzel. Sonra konuşmak lazım. Evet. Peki yemek bitti. Bütün tabağı sildin süpürdün tamam mı? Ne diyorsun sonra? Gidiyorum dişlerimi fırçalıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Çok ama yemek bitti. Sofradan kalkmadan önce bir şey diyor musun? Ne diyordun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşte bak geldin mi? Aferin sana. Alkışlıyorum seni. Çok güzel söyledin. Seni yanaklarından öperim. Tebrikler tatlım. Al bakalım mavi boyanı da vereyim. Mavi yapıyoruz mutfak dolabının üst kısmını. Az kaldı. Orayı da tamamladığımızda bitmiş olacak. Kim varmış? Meryem Şevval Güner'i varmış. İstanbul'dan katılmış. Meryem Şevval hoş geldin. Hoş bulduk Elife abla. Nasılsın tatlım, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Kıpırımızla, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla çok şükür çok iyiyiz. Meryem'i biraz daha tanırsak daha iyi olacağız. Seni tanıyalım mı? Biraz anlatır mısın kendini? Benim adım Meryem Şeba Güneri. İstanbul'dan geliyorum.
katılıyorsun yani. Hoş geliyorsun. Evet. Peki uçakla mı geliyorsun, otobüsle mi? Serviste geliyorsun, şimdi telefonla geldin değil mi? Evet. Meryem, kaç yaşındasın? 8. Kaça gidiyorsun? 2. Peki, ileride ne olmak istiyorsun? Doktor. Hadi bakalım inşallah. Kaç kardeşsiniz? 3. 3. Şimdi, burada yapılan çalışmaları şu ana kadar dikkatli izledin mi? Hepsini değil, birazını. Birazını. İnşallah Kıpır'ın soracağı soru o izlediğin birazından olur, değil mi Meryem? Yani. Evet. Ama bak, eğer öyle olmazsa bile ipucu gelecektir. Kıpır çok tatlı ipuçları veriyor. O şekilde de yine bilebileceksindir cevabı. Dikkatli dinle bakalım, Kıpır ne soracak bir tane? Şimdi, aslında ben sana buradan soracaktım da. Buradan değil de sizin oradan sormak istiyorum. Sorayım mı? Tamam. Tamam. Şimdi senin bir odan var mı? Var. Odan var. O zaman bana söyle bakalım. Sabah uyandığında sırasıyla neler yapıyorsun acaba? İlk önce yatağımdan kalkıyorum. Evet. Elimi yüzümü yıkıyorum. Daha sonra üstümü giyiniyorum. Evet. Ve kahvaltı yapıyorum. Sonra odayı ne yapıyorsun böyle? Topluyorum. Ay, alkışlıyoruz bir de seni. Gördün mü, Arif abla sırasıyla hepsini yapıyormuş. Tebrikler. Ama sen bence anladın Meryem'in sesinden. Çok toparladığını, hani derli toplu olduğunu, planlı olduğunu, öyle mi Kıpır? Evet. Gerçekten çok güzel konuşuyor Meryem. Ben de ona böyle yaptığı için yanaklarından onu öpüyorum. Meryem, öpücükleri de aldın, kitabı da kazandın. Bizden hatıra olsun, sakla, iyi günlerde hatırla, tamam mı? Şey diyeceğim. Ablam da var da benim. Evet. Ablam da katılacak. Gelsin bakalım hemencecik. Alo. Abla da geldi. Alo. Alo. Hoş geldin. Arif abla, selamünaleyküm. Aleyküm selam tatlım. Senin adın neydi? Betül Erva Güner'i. Betülcüğüm, nasılsın? İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sizinle birlikte olmak güzel. Dolayısıyla çok iyiyiz. Şimdi kaça gidiyorsun sen? Önce onu sorayım. 6. 6'ya gidiyorsun. İyi mi dersler? Evet. Sen ileride ne olmak istiyorsun? İlahiyatla ilgili, dini konularla ilgili sohbetler yapmak istiyorum. Hadi bakalım. İlginç. Bak, hiç bunu da söyleyen olmamıştı değil mi Kıpır? Evet. Betül ablacığım, o zaman bana da böyle çok çok bilgi verir misin? Olur mu Betül? Kıpır'ı da bilgilendirir misin? Şimdi olmaz ama hani belki bir gün karşılaşırsanız güzel bilgiler aktarırsın değil mi? Olur. Evet. Evet, inşallah. Güzel bir hayalin var. Çok bol oku ama. Hani bekleme, ilahiyatı okuyacağım da bütün bilgileri orada edineceğim diye. Şimdiden bol kitaplar, sağlam kaynaklardan oku, bilgileri edin. Sonra da yine üniversiteyi okuduğunda da o bilgilerle onları pekiştirirsin. Olmaz mı? Daha iyi olur öyle inşallah. Tamam. Peki bir tanem. Şimdi şöyle yapalım. Ne yapalım? Betül'e de soru soralım mı Kıpır? Sarıyorum. Betül, sana sarı sarayım mı? Tamam. Ama bak, hızlı cevap vereceksin, tamam mı? Tamam. Şimdi ben sana saracağım, sen hemen hızlı hızlı cevap vereceksin, anlaştık mı? Dikkatli dinle, şaşırtmacalı olabilir, hızlı dediğine göre. Beni şimdi görüyor musun, beni görüyor musun? Evet. Benim burnum ne renk? Kırmızı. Domates ne renk? Kırmızı. Karpuzun içi ne renk? Kırmızı. Trafikte hangi ışıktan geçersin? Efendim? Trafikte hangi ışıkta geçersin? Yeşil. Alkışlıyorum seni. Doğru cevap verdi. Arif abla. Efendim? Betül'den de hiçbir şey kaçmıyor ya. Yok, o çok akıllı bir abla. Aferin sana. Tatlım, seni de yanaklarından öpüyoruz. Meryem'in de yanaklarından öpüyoruz. Güzel bir kitap ya da kitaplar yollayacağız. İyi günlerde hem okuyun hem hatıra alsın bizden, tamam mı? Tamam. Hadi Allah'a emanet. Sen de tatlım benim. Hoşça kal, Allah'a emanet.
Evet, çok tatlı arkadaşlarımızla tanıştık, sohbet ettik, konuştuk, soruyu sorduk, doğru cevabı aldık, uğurladık. Buradaki çalışmaları da ilerlettik ama Şeyma öğretmenimiz bir şeyler yapıyor burada. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyoruz? Arada ben size bakıyorum Kıpır, hani sohbet ederken arkadaşlarımızla. Evet, renkli şekerlerimizle kekimizin üzerine Kıpır yazdık. Arkadaşım da kendi adını yazdı. Sürpriz miydi? Evet. Arkasının notunu sürpriz yapalım, olur mu? Tamam. Ay, sürpriz yok. Sürpriz kaçtı. Ne sürprizdi, ben anlamadım ki yani. Tamam, anlamamış. Tamam Kıpırcığım. Sürprizler söylenmez. Ay, pastamızın zaman... üzerine süslüyoruz. Arkadaşımla biz buraya böyle balık desenleri çizdik, resimleri. Onları keseceğiz. Pastamızın da üzerine süsleyip o oltaya nasıl takılıyor orayı göstereceğiz. Peki, kestip az hazırladıktan sonra evet, onu görmüş olacağız. Şekerlerimizde pastamızın üzerine isimler yazıyoruz şu an. Güzel. Hediye etmek için. Güzel, peki. Aslında çok pratik bir çalışma. Keki yaptıktan sonrası çok kolay evet. ve çok hızlı. Evde ama fikir çok güzel. Yani balıkların olması ve balıkların arkasında notların olması gerçekten güzel. Siz şimdi Kıpır için bir kek hazırlıyorsunuz. Evet. Ve Kıpır için hazırladığınız kekte de bir balık ve olta olacak. Evet. Ve o balığın arkasında Kıpır'a sürpriz bir not mu yazacak? Evet. Onu da Esma hazırlıyor. Esma hazırlıyor. Esma sen mi yazacaksın o notu? Evet. Sen mi düşündün o notu? Evet. Her şey Esma'ya ait, sana bir sürpriz var. Ay. Yazı olarak bir sürpriz var. Aa. Kek zaten sürpriz de ne yazacaklar ben de merak ediyorum. Evet, orada bir kek var uzakta. Gitmesem de yemesem de ama Kıpır. O kek benim kekimdir. Ama Kıpır sen dayanamayacaksın. Ben sana bir tane getireyim bu kekten. Arif abla getirme. Kıyamam. Getirme, ben çok heyecanlandım. Kıpır. Tamam, o zaman burada, burada dursun. Canım İstediğin kekim. Zaman ağzına. Benim kekim. Şirin kekim. Arkadaşlar ben kek aldım ama merak etmeyin. Siz de böyle güzel bir kek yapabilirsiniz. Hatta annenizle onu süsleyebilirsiniz, tamam mı? Canım kekim. Güzel kekim. Peki. Büşra öğretmenim. Şimdi boyamalar bittikten sonra rafları hazırlayacağız. Evet. Rafları nasıl hazırlayacağımızla ilgili birazcık bilgi verelim. Ondan sonra bir masalımız var. Masalımıza gidelim. Tabii öğretmenim. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Şunları ben de alayım. Rafımız bunlar öğretmenim. Şöyle mukavva çok büyüktü. Ben bunu biraz kestim kenarlarından. Bunları da raf olarak kullanacağım. Resimlerimi şu şekilde yapıştıracağım öğretmenim. Ve daha sonra raflarımızı şöyle altına yapıştıracağız. Ve sonra kurdeleyip bir şuradan, bir de bunun altından, bir şuradan, bir de bunun altından yapıştırarak raflarımız hazır olacak. Rafları da mı boyayacağız? Rafları ben evde boyadım ama istersek burada grafon kağıdıyla da sarabiliriz ya da renk A4 kağıt da yapıştırabiliriz. Daha pratik renklendirebiliriz. Evet, hani boya biraz zor kurur diye bekledim ama boya çok çabuk kurudu bu sefer. Evet, yok çabuk kurudu. Çabuk kurmayı aslında da boyamayı yetiştirir miyiz? Yetiştirebiliriz, çok az. Tamam, o zaman boyayalım madem. Tamam. Aynı renge mi boyayacağız? Evet, aynı renge boyayacağız. Bir bakalım uygun kağıtlarımız varsa onlarla da kaplayabiliriz. Tamam. Yoksa boyarız. Tamam. Peki, boyamanın bir tanesini bitirdiniz, diğerlerine geçtiniz. Evet. Burada herhalde hani en çok bizi uğraştıracak olan rafları oluşturmak ve kurdelayla onları tutturmak. O ana hani kartona, mukavvayı. Yok, aslında o da mı kolay? O çok kolay, en çok uğraştıran bu resimleri boyamak. Öyle mi? Evet. Peki, zaman aldığı için. Evet, zaman aldığı için ama diğerleri çok kolay. Yani o kurdeleleri falan bağlamamız çok kısa sürede. Aha, peki, o zaman bugün biz aslında iki tane pratik çalışma yapıyoruz. Evet. Şeyma öğretmenimiz de bakalım bir şey anlatacak bize herhalde. Şeyma öğretmenim. Evet, şimdi biz şöyle küçük keklerimiz için kürdanları kullandık. Renkli bantlarımızla üzerlerinden geçtik. Böyle bir doktor çubuğunun biraz küçüğü, çay karıştırılıyor bununla. Evet, evet. Ve onları da onları da böyle renkli çubuklarımız, bantlarla. Renkli bantlarımızla bantladık. Şimdi şuradan ipimizden az bir şey alıyoruz Arif Hocam. Şöyle burada silikonumuzdan biraz sıkıp hop. Öncelikle biraz oltaya sarıyoruz ipimizi. Daha sonra balığımızın ağız kısmından az bir şey yapışkandan sıkıp burayı yapıştırıyoruz. Ve oltada kekimiz hazır. Şu şekilde. Çok güzel oldu. Bu da Kıpır'a gidecek. Kıpır'ın sürprizi. Ama peki. Kıpır'ın yazısı bu.
Kapının sürprizi. Onu ben yaptım, bunu da sen yapmıştın ya. Tamam. Peki, kapının yazısı var mı bunda? Ne yazıyormuş merak ettim. Yazacaksınız, kıpır. Şimdi ben bunu alıp sana doğru getirmek isterdim aslında. Evet. Ama bu balığın arkasında da bir sürpriz yazı yazılacakmış evet, sana. Evet. O da yazılsın, en son getirelim oraya, tamam mı? Anlaştık Arif ablacığım. Tamam. Yani ben şimdi burada zaten sabırsızlıkla bekliyorum. Az kaldı kıpırcığım, az kaldı. Bitmek üzere tüm çalışmalar. Evet, arkadaşlar. Evet, iki çalışma. Söyle kıpırcığım, sonra ben açıklayayım. Ben de arkadaşlara diyecektim ki hani siz bu çalışmaları evet, yakından takip etmek istiyorsanız Facebook sayfamızdan bakabilirsiniz diyecektim. Tamam, tekrar hatırlat istersen adresimizi de. facebook.com/çocukatölyesi.tv Teşekkür ediyoruz kıpırcığım. Şimdi biz burada iki çalışma yapıyoruz. İki güzel çalışma. Oltaya takılmış keklerimiz var bir masada. Ama bu keklerin özelliği, balıklar da var ucunda ve balıkların arkasına yazacağımız notlar. Kekleri kimler için hazırlıyorsak keklerin üzerine isimleri yazıyoruz ve oltaya takılan bir tarafta kek var, bir tarafta balık var. Balığın da arka tarafına not yazıyoruz o kişiyle alakalı ki hani bir özelliği, bir maksadı olmuş oluyor bu keklerin. Ne yazacaklar bakalım, kıpıra bir not yazılacak. Az sonra Esma Nur'un aklında bir şey var, onu yazmak istiyor. Ondan sonra kıpıra doğru götüreceğiz bu güzel kekleri. Pişir öğretmenimiz raflar hazırlıyor. Oyun rafları bunlar. Evcilik oynayabileceğiniz çok sevimli raflar. Oda ayırdık o raflarla beraber. Her rafta o odanın oyuncakları olacak ve siz daha rahat oyun oynayabileceksiniz. Daha keyifli zaman geçirebileceksiniz. O zaman Esma'cığım bunu ben vereyim sana. Kıpır'ın notunu yazdıktan sonra Kıpır'a doğru onu ulaştıralım. Halime Betül Keleş Ankara'dan katılmış. Halime Betül hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Evet. Kaç yaşındasın? 4. Peki. Halime, hı? Evcilik oynamayı seviyor musun? Evet. Evcilik oynayabileceğiniz bir raf hazırlıyoruz burada. Sen de o çalışmayı yapmayı anneyle beraber düşünüyor musun? Evet. Daha keyifli oyunlar oynarsınız inşallah o sayede. Halime'nin en sevdiği hayvan hangisi? Kedi. Kedi, sen de kediyi çok seviyorsun. Peki, senin en sevdiğin renk hangisi? Mor. Mor seviyorsun. Peki. Şimdi sen buradaki çalışmaları çok dikkatli izlediysen şu ana kadar Kıpır bir soru soracak sana çalışmalardan biriyle alakalı. Evet. Doğru cevabı verirsen de güzel bir kitap kazanacaksın. Hazır mısın bunun için? Tamam. Tamam, anlaştık. Kıpır soruyor sorunu. Soruyorum. Şimdi onu biz annelerimiz evde çok güzel güzel yapar. Ama kabarsın diye kabartma tozu katar. Acaba nedir bu? Kek. Kek. Alkışlıyoruz. Kabartma tozu kek. Kıpır çok güzel sordu ama Halime. Sen de doğru cevabı hemen bildin. Yanaklarından öpüyoruz. Güzel kitap ya da kitaplar yolluyoruz. Benim dengimim. Efendim? Benim dengimim. Ay, doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ne bir, güzel. Bir ömür boyu mutlu. Çayacağız. Efendim? Kardeşimi de çağıracağız. Aa, beni de çağırır mısın? Evet. Canım benim. O zaman ben de seni doğum gününü kutluyorum. Kaç yaşına giriyorsun? 4. Ay, kocaman öpücükler gönderdim sana. Halime Betül. Ben de seni öptüm. Çok tatlısın bir tanem. Öptük yanaklarından. Hayırlı bir ömür olsun. Hayırlı bir yıl olsun. Hoşça kal bir tanem. Allah'a emanet. Hoşça kal. Peki efendim tatlım. Hazır mı? Getir bakalım. Gel bakalım. Gel gel ay, gel gel gel. Kıpırın geldi. Gel şöyle yanıma. Sen de şu tarafa doğru dön böyle. Yanlış buraya. Şimdi kıpırcığım ne yapalım biliyor musun? Şöyle ben sana doğru çevireyim. Ay aa. Seni çok seviyorum. Kıpır. Canım benim. Ben de seni çok seviyorum. Kıpır da seni çok seviyormuş.
Çok incesin. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Değil mi Kıpırcığım? Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ben bu keki şimdi nasıl yiyeceğim acaba? Sen yayından sonra bir bardak süt alacaksın. Tamam. Keklerin ikisini de sütle beraber güzelce afiyetle misler gibi bismillah zaman, diyeceksin, yiyeceksin. O zaman arkadaşlarımla da paylaşayım, birlikte yiyelim mi? Olur tabii ki. Hı. Ama burada bayağı kek var. Biz onları da paylaşabiliriz. İstersen onları sen tamamını afiyetle yersin. Anlaştık tamam. Arif ablacığım. Anlaştık. Kıpır senden sonra birçok kişi daha mutlu olacak. Evet. Oo, başkalarına da mı sürpriz hazırladınız? Esma dur. O zaman biz... Ayşe'nin birkaç gün sonra doğum günü. Kimse duymadı zaten. Tüm Türkiye duydu. Sadece buradakiler duydu. Ama zaten buradakilerin duymaması gerekiyordu. Bir kişiye özellikle sürpriz varmış. Evet. Şimdi Arife ablacığım, bugün hep sürprizlerle yapıyoruz ya. Evet. Diyorum ki bugün bu bizim masalımızı da arkadaşımız anons etti. Dese ki masalımız geliyor diye. Esma alır mı desin? Evet. Esma gel yanıma. Mikrofonu getirsin. Mikrofonu da al. Şimdi bizim bir bölümümüz var. Yine dön bakalım şu tarafa. Şimdi bizim bir masalımız var. Ama masalı sen anons et, tamam mı? Nasıl yapacağım ki? İşte bilmiyorum, bakalım nasıl yapacaksın. Biraz sonra masal izleyeceğiz. Masalımızın ismini ben sana söyleyeyim. Sen de bizim izleyen arkadaşlarımıza anonsunu yap, tamam mı? Tamam. Masalımızın ismi Yaramaz Aslan. Yaramazlıkla ilgili bir masal bu masal. Bakalım sen nasıl söyleyeceksin? Evet, sesli. Masalımız adı Yaramaz Aslan. Yaramazlıkla ilgili bir masal bu. Ve? Başlıyor mu? İzleyelim hep beraber. Evet. Hadi söyle, izleyelim. Tamam. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Yaşasın. İzleyelim öyleyse. İzleyelim bakalım. Uzak diyarların birinde bir orman, bu ormanda da bir aslan vardı. Bu aslanın tavırlarından ve bakışlarından herkes korkardı. Çünkü ne zaman sert oyunlar oynayacağı ya da başkalarını korkutacağı belli olmazdı. Canı ne zaman sıkılsa yuvasından çıkar, etrafta biraz koşar, sonra seslenirdi. Yok mu benimle oynayacak kimse? Bu sesi duyan hayvanlar sessizce yuvalarına çekilirler, aslan gidene kadar da çıkmazlardı. Aslan kükrediği zaman kendini daha güçlü hissederdi. Bu yüzden sık sık kükrer, diğer hayvanları ürkütürdü. Onları korkutmaya bayılırdı. Bir gün aynı ormanda bir kükreme sesi duyuldu. Aslan aynı aslandı. Fakat halinde bir tuhaflık var gibiydi. Bu seferki kükremesi diğer zamanlardakinden farklıydı. Sesinde sanki acı vardı. Oradan oraya atlıyor, tırmanıyor, bir taraftan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ormandaki hayvanlar aslanın bu haline bir anlam veremediler. Acaba nesi var? Dediler. Sincap, bir şeye sinirlenmiş gibi. Dedi. Maymun, sakın yaklaşmayalım. Ben aslanın pençesinden korkarım. Bir keresinde oynarken pençesini çarptı ve canımı yaktı. Bakın elimdeki iz o zamandan kaldı. Hayvanların her biri ayrı bir şey söylüyordu ve hiçbiri aslana yaklaşmak istemiyordu. Aslan kükreyerek etrafta dolaşmaya devam ediyor, bir taraftan da ''Biriniz bana yardım etsin!'' diyordu. Aslan kükreyerek biraz daha dolandı. Sonra sessizce bir köşeye oturup kaldı. Bu kez cılızlaşan sesiyle kükredi ve inleyerek ''Ne olur biri bana yardım etsin!'' dedi. Baykuş bir tahminde bulundu. Bu aslanın bir derdi olmalı. Diğer hayvanlar buna çok şaşırdılar. Aslanın gerçekten bir derdi olabilir miydi? Onların tanıdığı aslan bağırır, çağırır ve etrafa pençe savururdu. Fakat baykuş haklı olabilirdi. Çünkü gerçekten aslan bugün farklı davranıyordu. Bunu anlamanın bir tek yolu vardı. İçlerinden biri aslanın yanına gitmeli ve derdini dinlemeliydi. Yoksa ona yardım edemezlerdi. Fakat bunu hiçbiri kabul etmek istemedi. Çünkü geçmişte aslan hepsine zarar vermişti. Baykuş, ben giderim. Fakat bu bir oyunsa ve aslan bana zarar vermek isterse oradan uçarak uzaklaşır. Bir daha da asla ona yaklaşmam. Baykuş diğer tüm hayvanların endişe dolu bakışları arasında kanat çırparak aslanın yanına gitti.
Gerekirse uçarak kaçabileceği mesafedeki bir dala kondu ve aslana sordu. Bir derdin var gibi. Nedir sıkıntın? Aslan, evet bir derdim var. Karnım çok fena ağrıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Deminden beri kükreyerek bağırıyorum. Neden şimdiye kadar kimse yardıma gelmedi? Baykuş cevap verdi. Çünkü arkadaşlarına epey zarar vermişsin. Her birinde pençelerinin izi var. Bu yüzden sana yaklaşmak istemediler. Aslanın sesi bu sefer üzgündü. Aslında haklılar. Onlara çok zarar verdim. Güçlü olduğum için hiç canım yanmaz sanmıştım. Ama karnım ağrıyınca onları daha iyi anladım. Bir daha onların canını yakmayacağım. Bir iyileşeyim, herkese çok iyi davranacağım. Baykuş, karın ağrısına iyi gelecek bir ot biliyorum. Sen burada bekle. Ben otu alıp geleyim, dedi. Sonra da havalandı. Ot ve biraz su getirdi. Aslan otu yedi. Bir müddet sonra ağrısı geçti. Etrafta gülerek dolaşmaya başladı. Arkadaşlarını oyuna çağırdı. Benimle oyun oynamak isteyen yok mu? O gün onunla oynamaya kimse gelmedi. Ertesi günde gelen olmadı. Bir sonraki günde kimse onunla oynamadı. Arkadaşlarının aslana güvenmeleri ve onunla oyun oynamak istemeleri zaman aldı. Birkaç hafta sonra uzak diyarların birinde bulunan bu ormandan neşeli sesler yükselmeye başladı. Çünkü aralarında aslanın da bulunduğu bir grup hayvan eğlenceli oyunlar oynuyordu. Evet arkadaşlar, yaramazlık hakikaten çok kötü bir şey ve sürekli yaramaz olursa kişi görüyorsunuz sonra iyi olması zorlaşıyor. O nedenle dikkat edelim. Hoşumuza gitmeyen yanlarımız varsa ya da kendimiz fark etmiyoruz da başkaları fark edip bunu söylüyorsa o yanlarımızı da düzeltmeye gayret edelim, olmaz mı? Bakın aslanın sonradan o hali düzeltmesine kadar zaman aldı. Kolay kolay kimse yanına yaklaşmadı. O nedenle gerçekten birazcık daha özen gösterip güzel huylu olmaya çalışalım. Buradaki çalışmaların sonlarına geldik. İki güzel çalışma, bir oyun raflarımız var orada. Bir de oltaya gelen kekler ve balıklar var. Bir tarafta balık, bir tarafta kek. İkisi de çok güzel, ikisi de çok şirin. Hemen hemen bitti. Bir şartımız sadece rafları kurdelayla nasıl sağlamlaştıracağımızı gösterecek. Şeyma öğretmenimiz de notlar yazdı, sürprizler yaptılar Esma ile beraber. Onlar da onu bizlerle paylaşacaklar. Ama öncesinde Büşra öğretmenim, bir tane rafı hemen gösterebilecek miyiz? Evet öğretmenim, hemen gösteriyorum. Çok güzel, çok renkli oldu şu anda yaptığınızda. Evet, şimdi kaldırınca daha güzel olacak bu. Evet. Ben raflarımı böyle simli evalarıyla kapladım. Hı-hı. Rafımın hemen bir kenarına yapıştırıcımı sürüyorum öğretmenim. Hı-hı. Onu yapıştırdıktan sonra kurdelayla tutturacağız değil mi? Evet. Peki. Arkadaşlar biz yine hatırlatalım. Normal yapıştırıcılarla siz yapıştırabilirsiniz. Vakit darlığından biz böyle çalışıyoruz. Ama siz bulunduğunuz yerde, özellikle evlerinizde çok daha rahat bir şekilde normal yapıştırıcıları yapıştırıp birazcık elinizde tuttuğunuzda yapışacaktır, tutturulacaktır. Ve daha sonra kurdelelerimi şöyle kestim şeritler halinde. Hı hı. Resmimin üzerine... Ay yanlış oldu. Resmimin üzerine yapıştırıcımı sürüyorum. Aha, onu biraz daha alalım buraya. Evet. İşiniz kolaylaşacaksa. Sonra kurdelelerimi yapıştırıyorum. Evet. Ve rafımın altına da yapıştırıcımı sürüyorum. Ve tekrar kurdelelerimi yapıştırıyorum öğretmenim. Hı hı. Şu şekilde. Hazır mı? Hemen şu rafı tamamlayalım, sonra alayım. Dursun senin elinde. Gel 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 yanıma, gel gitme. Gel. Heh, benim sürprizim de hazır, onu da alacağım şimdi. Evet, Büşra öğretmenimiz yapıştırıyor. Tekrar yapıyor. Yapıştırırken ben de isimleri okuyayım o zaman hemen hızlıca Arif ablacığım. Hadi bakalım. Meryem Nisa Sonver İstanbul'dan aramış. Meryem Şevval Gülveri ve Betül Erva Güneri İstanbul'dan aramış. Meryem Nur Gül Adana'dan aramış. Leyla Aratlı Bursa'dan aramış. Muhammed Sefa Onar Batman'dan aramış. Reyhan Karaca Ankara'dan. Halime Betül Keleş Ankara'dan. Yusuf Eser Kalkan Hatay'dan. Berra Atmanlı Ankara'dan. Muhammed Alperen Tarhan Can Polat Adıyaman'dan. Asude Aksu Samsun'dan. Kübra Uçar Balıkesir'den.
ve Şeyma Sarıoğlu Sivas'tan, Ayşe Betül Ülker Ankara'dan aramış. Evet, sevgilerimizi, selamlarımızı, öpücüklerimizi gönderiyoruz. Diğer taraftan bir şöhretlerimize bakıyoruz. Çok iş yaptı çünkü bir sürü malzemesi var. Hemen şöyle al bakalım, oyun raflarımız hazır. Oltaya takılan keklerimiz ve balıklarımız hazır. Oo, Ayşe sen de sürpriz var. Ben onu tutayım, sen sürprizini al bakalım eline. Ayşe hemen eline al. Ayşe doğum günün kutlu olsun. Senin doğum günün varmış birkaç gün sonra. Harikasın. Pazartesi, gel yanıma bakalım. Dön bakalım sen de o tarafa. Harika, çok incesiniz. Teşekkür ediyoruz. Büşra öğretmenim yoruldunuz ama çok güzel bir oyun çıkardık. Raflarımız çok güzel oldu, süslendi. Bana da sürpriz geldi. İsmim yazılı kekin üstünde. Seni seviyorum Arif öğretmenim diye yazılmış balıkların arkasına. Evet Ayşe senin. İyi ki doğdun Ayşe mi? Bir de kalp var üstelik. Harikasınız. Teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Geldik yine Çocuk Atölyesi programının sonuna. Bir sonraki programda biz yine burada güzel çalışmalarla, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla karşılayacağız sizleri. Bekliyoruz. Orada olun ki bir arada olalım, güzellikleri paylaşalım. Ve biz hepimiz hepinizi gerçekten çok seviyoruz. O yüzden yine buluşalım, olur mu? Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.